Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdurrahmanov resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Türkiye-Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kazakistan'ın FETÖ terör örgütüyle mücadelesinde Türkiye'nin desteği ve 14-15 Mayıs günleri Astana'da toplanacak Suriye barış görüşmeleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen telefon görüşmesi Çin medyasına son dakika olarak yansıyarak geniş yer buldu. Xi görüşmede Çin'in kuşak ve yol girişimi ile Türkiye'nin orta koridor girişimi arasında bağın güçlendirilmesinin de önemine işaret etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ndeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Berlin'de bir araya geldi. Euro para birimini kullanan ülkelerde yapılması öngörülen reformun yol haritası, görüşmenin ana gündem maddesiydi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş Sistemi dışındaki yaşanabilir gezegenleri aramak için tasarlanan uzay aracı TESI yörüngesini fırlattı. Suudi Arabistan'da 35 yıl aradan sonra ilk kez bir sinema salonu açıldı. Riyad'da Hollywood yapımı Kara Panter filminin galasına hükümet yetkilileri, diplomatik temsilciler ve sinema dünyasından isimler katıldı. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, geçen hafta düzenlenen ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının ülkede stratejik bir değişiklik yapmak üzere tasarlanmadığını ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi.